Hacıma teşekkür ediyorum. Geçen gün Mahsuni Şerif'in bir şiirini okudum. Çok duygulandım. Şöyle diyor: Irgat doğdum, Irgat giderim. Beylik gibi asaletim yok benim, diyor. Ben de dedim ki ya, bizim bir beyliğimiz var. Mahsuni yazmış. Ben de beyliğimizi kısaca bir özetleyeyim dedim. Acaba saz eşlik eder mi? Mahsuni'nin... Ne demek hemen? Şimdi Dulkadiroğlu. Efendim? Adana'nın yarısı Osmaniye, Kırşehir, Malatya, Sivas, Yozgat, Dulkadiroğulları dedi. Dulkadiroğlu. Konuşma, şive, Kayseri'nin de bir kısmı. Evet. Zaten şiirde o illeri sayacağım. Tamam, buyur. Benlik şeytana yakışır. Hepimiz Oğuz'un evlatlarıyız. Hazreti Adem'den nefese kadar hep biriz. Yani bunu üstünlük olarak almayın. Oğuzhan'dan gelen bir Necip boydan beylik gibi asaletim var benim. Devam etmiş neslim Bulkadir Bey'den devlet gibi asaletim var benim. Horasan'dan gelen Anadolu'ya savaş yaptım, hiç dönmedim geriye. İsim verdim fethettiğim beldeye. Devlet gibi asaletim var benim. Karput'tan Bozok'a çıktım Sivas'a. Gemerek, Gürün'den Antakya Hassa. Adıyaman, Antep, Sürgü, Malatya. Devlet gibi asaletim var benim. Kırşehir, Kayseri, Kars'ı kadirli, hüküm sürdü yurtta bir dul kadirli. Beş kolum var, birisi de inanlı, onlar gibi asaletim var benim. Başkent yaptım Elbistan'ı, Maraş'ı, 90'ında göze aldım savaşı. İstiklal uğruna vermiştim başı, bozkurt gibi asaletim var benim. Asırlar sonrası bakınca dünya, nice eserler var gelmiş bugüne. Yazmak düştü ben Dulkadiroğlu'na, beylik gibi asaletim var benim, beylik gibi asaletim var benim.